Neredesin ve nereye gidiyorsun? Hayatın içerisinde kendini bazen koşturmacaların, bir yerlere yetişmenin ya da acelenin içerisinde hissediyor musun? Şimdi gel bu videoda birlikte bir bakalım. Acaba koşup da yetişeceğin bir yer var mı? Yoksa sen yetişeceğin yerde misin? Her birimiz zaman denilen şeyi keşfetme yolundayız. O kadar derin bir enerjisi ve o kadar büyük gücü olan bir kavram ki zaman. Zamanı anlamak için mekanı, mekanı kavramak için ise zamanı hissetmemiz ve bilmemiz gerekiyor. Çünkü bir mekan olduğu anda zaman enerjisi oluşuyor. Ve zamanın enerjisi oraya akmaya başladığı anda da mekanla an içinde buluşuluyor. Birazcık karışık gibi görünse de işte bir artı düşünün. Bu yatay mekan ve bu da zaman. Ve biz şöyle zannediyoruz. Biz gelecekte bir şeyleri yapacağız. Planlayacağız, programlayacağız ve onları işte gerçekleştireceğiz. Evet, bu lineer zaman içerisinde böyle bir algı yaratıyor. Fakat kainatın gerçek zamanı içerisinde sadece zamanın tek ve öncelikli birimi olan an var. Yani her şey aslında bir an içerisinde oluşuyor. Örneğin Allah için bir an dediğimiz geçmişin, geleceğin ve tüm olan her şeyin bir anda olduğu, bittiği bir oluş hali. Şimdi hem olup bittiği hem oluş nasıl olur, değil mi? Bizim için oluş ama o an içinde bakan için oldu bitti. Şimdi burada yine bizim kendi lineer zamanımız içerisinde biz sanki bir sonraki zaman için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani şunu yapayım, ondan sonra bunu bulayım. Bunu yapayım, bundan sonra şunla buluşayım gibi bir kavramımız var. Oysa ki bu bir illüzyon ve bu sanal bir geçiştirme, oyalanma. Zihnimiz bunu bu şekilde kabul ediyor fakat asıl şimdi bazı algılarımızı açtığımızda ise başka bir halin içine gireceğiz. Diyelim ki bir iş yapıyoruz şu anda. Bir çiçeği suluyoruz. Onu seviyoruz. İşte onunla birlikteyiz. Ve diyoruz ki biraz sonra işte eve misafirim gelecek ve onunla da ilgileneceğim. Şimdi eğer o çiçekle ilgilenirken biraz sonraki misafire gittiğin anda çiçekle değilsin. Biraz sonradasın. Misafir geldiğinde ona şunu yapayım. Çay yapayım, kurabiye yapayım, şunu ikram edeyim. Düşünmeyeyim mi yani? Bak birazdan gelecek. İşte seni oradan bir şey aldı ve sen bir sonraki ana doğum yaptın. Halbuki o biraz sonraki düşündüğün şey henüz gelmedi. Ve senin orada buluşacağın şey çiçeğin, ağacın, meyven, yediğin, buluştuğun şey neyse o. Fakat çoğunlukla bize öğretilen ya da zihnimizin o lineer akış sisteminden dolayı biraz sonraya geçiş hali var. Ve o biraz sonranın planı ve programı içinde olurken de burada olmamak var. Şimdi burada yine iki tane kavram var. Evet, biz geleceği de plan program yapabiliriz. Fakat o da yine bu an içerisinde olması gereken bir hal olacak. Şimdi bir kısım arkadaşlar şimdi burada biraz daha emek vermesi gerekiyor ve azıcık kalbimizin de kapılarını açarak içeriye giriş yapması gerekecek. Şimdi tam olarak ben de olun. Zamanın içerisinde geçmiş ve gelecekten özgürleştiğimiz anda açılan şimdi kapısı, şimdiye ya da buraya geldiğimiz anda bir teklif yapıyor. Buraya gelir misin?
burada olur musun? O burada olacağımız anın içerisinde de içeriye doğru, içeriden içeriye doğru bir kapı açılıyor. Ve o kapının içerisinde seni hoş geldin diye karşılayan bir an var. Ve o anın içerisinde bir buluşma var. O çiçekle beslediğin, büyütmeye çalıştığın, sevmeye çalıştığın ya da onun ne olmaya çalıştığın bir hal var. O giriş kapısı. O giriş kapısından içeriye girdiğin andan itibaren bir sürü daha kapılar var. Oysa ki dışarıya çıktığında bir tane bir şey var, lineer ve sıradan bir şey. Yani çoğunluğun yaşadığı, bildiği ve biraz sonra bir hale, bir duruma yetişme çabasında olan bir telaş hali, aslında kendinde olmama hali var. Bu bizim aslında uyku halimiz. Uyku halinden, adı üzerine uyanma haline geçiş yeri ise işte buraya gelip buradayken içeriye kabul halimiz. Ama sen dışarıda olanı kabul etmeden içeriye kabul edilemiyorsun. Altını çizdik. Ve eğer sen dışarıda olacakların planının, programının endişesine, geçmişte şöyle şöyle olmuştu deyip yine aynı şeyler tekrarlanır diye bir korkusuna ya da geçmişi ben böyle biliyorum, zaten bu şekilde olacak diye bir yaratım yaptığında da zaten geçmişin tekrarları ve tekrar döngüleriyle buluşacağının artık sistemini, kaderini yaratmış oluyorsun. Öyleyse bir insan eğer zamanın içerisinde yaşıyorsa, bir şeylere yetişme ihtiyacında kendini hissediyorsa, yetişeceği şey onun bildiği şeydir, inandığı şeydir ve zaten geçmişte olan şeydir. Oysa ki yetişeceğinin tam da burada buluşacağı ve buluştuğu olduğunu gören için ise yeni bir kader başlar. Çünkü kader ya mahkum eder seni, bildiğin şekliyle yaşatır ve bildiklerini yaratırsın, sen kader mahkum olursun ya da o bildiklerinin içerisinde zaman skalasından kendini özgürleştirir, yeniye doğum yapar ve yeninin içerisinde yeniliklerle buluşmak üzere tam da burada kendinle buluşabilmek üzere kapıyı içeriden içeriye açar. Kendinle, özünle, özüne doğru ilerleyecek olan aslında içsel miracınla buluşursun. İşte bu anlattıklarım aslında belki de bizim için sanisenin milyarda biri bir zamanda olan işler. Oysa ki zamandan baktığımızda zaman ne kadar bonkör. Bak şu anda dakikalardır konuşuyorum. Ama bu konuştuklarımın içerisinde sadece bir an teklif ediliyor. O fark edip de hazır olduğunda uyanabilmek için seni içeriye alacak olan sadece o işte bir lahza. Ve biz eğer gelecekle ilgili ben şuna yetişeyim, ben bunu yapayım. Evet, tasarımlar tabii ki yapacağız. Hatta an içerisinde kuracağınız hayallerin içerisine girip yaratımlar yaptığınızda onları da an içinde var edebilme gücünüz olduğu gibi kendi gücünüz, kendi hızınız nispetinde zamana yayabilme yeteneğiniz de var. Her birimiz yaratımlarımızı kendi şuur ve idrak hızımız ölçüsünde imajine ederek, yani ruhumuzda maketlendirerek, muhayyilemiz içerisinde, hayal gücümüz eşliğinde aynı zamanda yaratabilme, hayatımıza var edebilme ya da bildiğimiz bir halin hayalini tekrar tekrar yaşama yeteneğine ve özeline sahibiz. Öyleyse bu muhteşem hediyeyi, yani Yaradan'ın bize sunduğu, onun veliahtı, onun bir yerde temsilcisi, bir yerde yeryüzündeki halifesi olabilme yeteneğini, gücünü doğru bir şekilde eski inanç kalıplarını bırakarak,
alabilme ile ilgili eğer bir adım atıyorsak, bu adımı atabilme ya da eskiyi bırakabilme gücünde, özelliğinde, yeteneğinde olanlar, bunu fark edenler için o bırakıldığı, bıraktıklarının yerine işte o yeni verilecek. Yeni ile buluşansa yeniliklerle ilerleyecek ve ilerleyelim. Hepimiz yetişeceğimizin tam da bu an olma hali, sakinliği, sükuneti, rahatlığı ve güven içerisinde burada kendimizle, ol an ile buluşalım. Buluştuğumuz Yaradan olsun. Sevgilerimle, hoşçakalın.